Şu anda Topkapı Sarayı'nda Hasarlar bölümüne geldik. Birazdan Süreyi Hümayun sergisini gezeceğiz. Öncelikle şimdi farklı bir haberimizde sıra. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen patent ödüllerinde tasarım ve mimari ödülü alan, Başbakan Erdoğan'ın elinden ödülünü alan Deniz Süre ile yaptığımız röportajı ekranlarınıza getireceğiz. Evet, bugün Brenner Mimarlık ve Tasarım Şirketi'ndeyiz. Mimar, tasarımcı Deniz Hanım bizle birlikte. Merhabalar. Merhaba. Sizi kutluyorum. Çok değerli bir ödül aldınız ekip olarak, eşinizle birlikte kurduğunuz şirketle. Biraz bizi aldığınız ödülden, Altın Patent Ödülü de ilk kez inşaat sektöründe verilen bir ödül. Ve projenizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Biz 2007 tasarım yapı dalında tasarım tescili altın ödülüne layık görüldük. Sağ olsunlar Türk Patent Enstitüsü'nün ödülünü size Başbakan Tayyip Erdoğan vermiş galiba. Evet, evet öyle oldu. Biz 2005 yılında tasarım tescili için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurmuştuk. Böyle bir ödül olduğunu da bilmiyorduk zaten. İkinci senesi ödül törenlerinin. Patent ve tasarım tescili başvurularını daha çoğaltmak adına yapılan güzel insanları, herkese onları teşvik edici bir şey. Biz de çok memnun olduk. Hı hı. 2007 senesinde tasarım tescili alanların arasında en iyisi seçilmişiz. Bu da bizi çok mutlu etti tabii. Enteresan, benim bir mimar olarak projeniz ilgimi çekti. Onun için sizlerle röportaj etmek istedik biz. Çok farklı bir proje. 2010 yılı için tasarladığınız, sanırım bir yatırımcı için düşündüğünüz. Hı hı. Gördüğüm kadarıyla da kısıtlı bir arazide planladığınız için çözüm yöntemi olarak bir takım yollara gitmişsiniz. O yollarda sizi çok farklı bir çözüme götürmüş. Sanırım bu çözüm alternatifi de sizi bu ödüle layık görmelerine sebep oldu, evet. Bir şekilde de. Biraz anlatır mısınız? Neydi projenin başlangıcı, aşamaları nasıl gelişti? Bizim yatırımcıyla birlikte tabii ki bir arazi üstüne bunu planlamaya başladığımızda arazinin tek cephesi yola cepheliydi ve manzaralı tek cephesi oydu. 3 tane plaza yerleştirmemiz gerekiyordu bu arazi üstüne. Biz arkadaşlarla ne şekilde bunu yerleştirmeye çalıştıysak bir türlü içimize sinmedi. Yola cephelendirmek istiyorduk, birbirini örtmesini istiyorduk, biri diğerinden daha üstün olmasını istiyorduk. Sonunda şöyle bir fikir ortaya attık. Binanın formu önce doğdu. Niye bu 3 plaza tek bir yapı haline dönüşmesin dedik. 3 plazayı sac ayağı formunda çapraz şekilde diye zemini oturttuk ve bu yuvarlak bir kilit taşı formuyla üst kısımda gövdeleri bütünleştiriyor, entegre ediyor ve bir bütün yapı haline dönüşüyor. Hı hı. Bunun avantajları ne? Öne çapraz olarak yerleşen iki yapıda her binanın 200'ü, yani toplam 400 ana cepheye bakıyor. Hı hı. Ve hiçbirisi birbirini örtmüyor. Enteresan aslında baktığınız zaman, cidden zor bir çözümleme. Birçok alternatifi bir arada çözmüşsünüz. Evet, gölgelemiyor. Çapraz şekilde yerleştikleri için binalar birbirini gölgelemiyor, kapatmıyor. Ve aynı zamanda da bu yapı sağlamlığını getiriyor. Her şekilde depreme karşı, diğer doğal afetlere karşı, rüzgara, fırtınaya karşı oturuş biçimiyle sağlamlığını getiriyor.
Taban alanında da mümkün olduğunca tasarruflu, ki İstanbul gibi bir yerde arsa bulmak zaten zor, arsa fiyatları inanılmaz yüksek. Dolayısıyla hani bu kadar görkemli bir binayı daha alan olarak da küçük bir yere sığdırmaya çalışmak da iyi bir çözümleme olmuş aslında. Aynı zamanda bir de şu özelliği de var. Ortak alanları biz tamamen yukarıya taşımış olduk. Bağlantı noktasında ortadaki kilit taşı formunda, yuvarlak alanda ortak alanlar, binaların ortak alanları var. Böylece pek çok yerde olduğu gibi dışarı çıkmak zorunda kalmıyorsunuz. Yapıdan dışarı çıkmak zorunda kalmıyorsunuz. Ya da yer altında bir yere gitmek zorunda kalmıyorsunuz. İçten yani içten asansörünüze binip üst kata çıkıp manzaralı, son derece manzaralı bir şekilde restoranınıza yemek yiyorsunuz, işte sporunuzu yapıyorsunuz. Bütün ortak alanlar üst bölümde, bu avantajı da var. Toplamda kaç metrekareye yayılıyor bu? Bu her bir ayağı 1200 metrekare civarında ve 3600 toplamda. Eşinizle birlikte Brenner şirketini kurdunuz. O da tasarımcı sanırım İsmail Bey. Aynı zamanda bir proje grubunuz var. Bu projede emeği geçen inanıyorum arkadaşlar, çok yaratıcı arkadaşlar vardır. Hepsini de kutluyorum ayrıca. Sağ olun. Aynı zamanda iç dekorasyon işleri yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Ne tip işler yapıyorsunuz? Genelde iş merkezleri, okullar, hastaneler, bu tarz projeleri tercih ediyoruz ve çok da fazla standart işleri kabul etmemeye çalışıyoruz. Belli bir düzeyin üstünde, yani daha doğrusu tasarımı özgürce yapabileceğimiz işler arıyoruz. Standart projeleri herkesin yapabileceğini düşündüğümüz için kendimizi biraz ayrıcalıklı tutmak istiyoruz olabildiğince. Evet, bu anlamda da sizi kutluyorum. Teşekkür ederiz. Gerçekten çok özgün ve gayretli bir çalışma. İnşallah umut ediyorum ki en kısa sürede bu projeyi gerçekleştirme olanağı bulursunuz. İstanbul'a yakışan bir proje olacak. Çok teşekkür ediyorum bizi konuk ettiğiniz, ofisinizi ağırladığınız için. Çok sağ olun. Yeni projelerde görüşmek üzere. İnşallah. Evet, Brenner Yapı ve Mimarlık Şirketi ödülü 14 Şubat 2008'de almış. Sevgililer Günü armağanı sanırım size, Türk Patent Enstitüsü'nün bu. Evet, öyle oldu. Altın ödülünüz kutlu olsun. Teşekkür tekrar ederim. Size kutluyorum. Brenner Şirketi olarak farklı projelere imza atıyorsunuz. Siz bu sektörün içinde biri olarak Türkiye'yi inşaat sektöründe nasıl değerlendiriyorsunuz? Mimari olarak sizce daha iyi noktalara gelebilir mi Türkiye? Son yıllardaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, Türkiye'de inşaat bundan önceki dönemlerde tamamen daha çok ihtiyaca yönelik, yani fonksiyon üzerine tasarımlar, fonksiyon üzerine inşaat yapıları söz konusuydu. Son yıllarda birazcık bu fonksiyondan birazcık çıkıp hem fonksiyon hem de görsel olarak önem kazanmaya başladı. Ondan sonra da bazı işte proje üzerine yüklenen bazı yeni faktörlerle beraber hem proje hem görsellik hem de fonksiyonel olarak yeni bir çizgi çizmeye başladı. Bu çizgi doğrultusunda bunu en iyi yapan firmalar ayrıştırılma durumunda oldu. Dolayısıyla şimdi projeler uygulanırken sadece insanlar fonksiyona bakmıyorlar. Onun verdiği yaşam kalitesine, yaşam ortamlarına vaat ettiği çözümlere, ayrıcalıklara bakıyorlar. Kesinlikle çok dolayısıyla doğru. Ana ayrıştırıcı aslında bana göre bundan sonra tasarımdır. Kesinlikle yeni doğru. Yaşam ne vaat ettiğidir. Yani nasıl bir inşaat, ne kalitesi diye böyle bir şey zaten kaliteli benim
şu kalitede inşaat diyemezsiniz. Yani böyle bir şey diyemezsiniz. Çünkü zorunlu olarak teknolojiyi evet, yani olarak. Son dönemlerde tasarım Türkiye'de evet. Ama sizin de dikkat çektiğiniz gibi biraz daha şekilleniyor, umut ediyoruz. Evet evet, yani şu an son zaten son dönemde bu ve bundan sonra zaten böyle gidecek. Yani bu başlangıcı alındıktan sonra, yani oluşmaya başladığından itibaren bu artık zaten umut ediyoruz ki böyle bu gider. Bu anlamda aslında Patent Esisi'nin yaptığı bu ödül de biraz belki teşvik edici. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Daha ilk olarak yapıldı sanırım inşaat evet, tasarım evet, 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 kesinlikle. İnşallah bu ödülleri tekrar başka tasarımcılarımız da sizler de alırsınız. Ülkeyi evet, tasarım evet, adına da, çok farklı noktalarda görmek istiyoruz. Kesinlikle, yani iyi bir motivasyon ve teşvik oluyor. Yani dolayısıyla bundan sonra daha dikkatli davranıyorsunuz. Yani dikkatli davranıyorsunuz, daha böyle bir şey olduktan sonra daha da dikkatli olmaya zorunluluğu doğuyor. Ve daha iyisini mutlaka bulma çabası içerisine giriyorsunuz. Projelerde artık bizim kendi şahsi projelerimize hedef o zaten. En üstteki, en üst düzeyde, seviyede. En VIP proje nasıl olması gerekiyorsa artık hedef bu. Yani ihtiyaç anlamında değil, en farklı, en gelişmiş proje üzerinde artık bizim hedefimiz buna kilitlendi. Peki biz sizi ve ekibinizi tekrar kutluyoruz. Çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Biz teşekkür tekrar ederiz. Tekrar iyi projelerinizde görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun.